Hepinize merhaba arkadaşlar. İstanbul'da yağmur vardı. O yüzden böyle çok yeni suladıklarımı hemen yere indirdim. Çünkü fazla sulanırsa kaybetme riskimiz var malum. Şimdi yere indirdiklerimi tekrar beraber asalım. Baldim de yeni sulanmıştı. O yüzden çürüme olmasın diye böyle koydum. Sadece yakutla şu saksımı bıraktım. O da kuru diye, hani bir zarar olmaz diye yağmur suyu biraz alsın dedim. Şimdi beraber yeniden yerlerine koyalım. Bakın. Bu da çok güzel oldu. Şimdi güneş de çıktı. Evet. Ay, değdi yine. Şöyle altını. Bakın çok güzel oldular bunlar. Bunları da göstereyim size biraz yakında. Burasında bir tane daha yavru gelmiş. Görmedim. Biraz güneşe doğru yön aldığı için gayet gelişimleri güzel gidiyor. Bakın bu da yavrusunu büyüttü. Bir tane daha yavru patlattı. Onu da görüyorum. Türümün de yavruları gayet güzel büyümeye devam ediyor. Çok güzeller. Saksımızı koyalım. Hemen üzerlerine biraz yağmur aldı. Biraz da serin esinti vardı. Hemen güzel güzel renkleniyorlar ya. Hepsi yavrularını büyüterek devam ediyor benimle. Şimdi bu saksımızı da birine asalım. Baldi. Böyle uğraşıyoruz arkadaşlar. Hepsi bir emek. Emeksiz hiçbir şey olmuyor malum. Şöyle. Zaten tam demirler havada kalıyor benim. Bakar mısınız? Her gün bir güzelleşiyorlar. Şuraya. Allah'ım Allah, maşallah. Hepsi yavru. Bir gövdeden gelen yavru bunlar. Yakut buradaydı zaten. Böyle çok yağmur yağdığında, sulama yaptıysam eğer, riske atmıyorum. Alıyorum hepsini. Yerlerine koyuyorum tekrar böyle. Şu anda güneş de geldi. Bakın ne kadar güzel renkleri duruyor. Şu Albert gövdesi hala yavru vermedi. Arada bir şöyle yapıyorum. Hani kabuğunu kaldırıyorum ki strese girsin. Ama yok, orada öyle duruyor. Çok güzel yavrular vermeye devam ediyor. Bakın yağmur damlaları kalmış. Stahliye bakar mısınız ya? Çok güzel. Altta da yavruları var. Tepeçeliği alacağım da bekliyorum yani. Belki sonbahara kadar bakayım. Şimdi hangisinde sıra? Şimdi bunu da alalım böyle. Bunu da astık böyle yerine. Biraz gölgede kalıyor diye arkadaşlar, benim yerlere kadar geliyor. Yani şuralara kadar güneş geliyor. Güneş çıktığı zaman. O yüzden böyle yerde bırakacağım. Zaten şu anda balkona kimse girip çıkmıyor. Bakın bunlar da çok güzel büyüdüler. Saksı tamamen kapandı artık. Şu saksımı da böyle güneş alacağı şekilde yere koyuyorum. İşte güneş nereye, biz oraya diyorum ya hep. Bunu da bir arkadaşımız sormuştu. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu türümüzün adı Profilica. Kol atarak büyüyor, çoğalıyor. Yapraktan da çoğalıyor. Şu da Sedum clavatum. Bakın altta hep yavruları var. Bunları böyle yine yani burada bırakacağım, yerde güneş altınlar. Şu bebeklerimi de kaldırayım.
Şöyle. Şu anda güneş gelmeye başladığı için burada dursunlar. Güneşi nasıl alabileceklerse o şekilde koymaya çalışıyorum. Bakın saksım da bayağı doldu. Güneşten gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle bir göstereyim sizlere. Böyle bu yavrularım da var. Şu anda güneş gördüğünüz gibi yani yarı geldiği için, yarı gölge yarı güneş olduğu için balkon. Bu şekilde güneşin olduğu yerlere koyuyorum. Bir de şunu da hemen şöyle çekeyim. Bunun saksı değişimini de beraber yapmıştık. Bakın geniş bir alana girilince nasıl formları bir anda açıldı. Ne kadar güzel. Çünkü gelişimlerini tamamlamışlardı. Bakın şu kadar boyu var. Geniş. Bunların hepsi böyle. Bakın ne güzel genişlediler yani. Daha da yayıldılar. Çok güzel duruyorlar. Buradan sıkışanları aldım ben arkadaşlar. Yaz geliyor çünkü. Çok bitişiklerdi. Ayırmak daha doğru oldu. Bunlar da gayet güzel. Dün sulamalarını yapmıştım çünkü. Şimdi yağmur da gelince dedim hiç riske atmayayım. Kenara aldım hepsini. Evet. Şu Albert'i gösterecektim. Albert'in kendi üzerinde oluşan desenleri göstermek istiyorum size. Ne kadar güzel duruyor. Şurada yavrularını görün. Çok güzel büyüttü yavrular. Alttan belirgin belirgin büyüyor. Çok tatlılar. 3 tane de altta var. 3 tane de burada. Böyle buraya konumlandırıyorum gördüğünüz gibi. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.